Kitapta Yazmaz'ın değerli izleyicileri, bugün sizlerle birlikte Büyük Aile Platformu'nun düzenlediği Büyük Aile Buluşması'ndayız. Burada bir Türkiye fotoğrafı var. Anneler, babalar, çocuklar burada ve onların net bir mesajı var. Gövdemizi siper ediyoruz. Bu hayasızca akını durduracağız. Kararlılığını ortaya koyuyorlar. Bakın burada meydanda tam bir Türkiye fotoğrafı. Şurada çocuk parkında çocuklar, sahnede bilim insanları, sanatçılar, yazarlar hepsi Anadolu irfanını ortaya koyuyorlar. Modern zamanların Kuvayi Milliye mücadelesine güç veriyorlar ve diyorlar ki LGBT propaganda ve dayatmasına izin vermeyeceğiz. Bunun için yasal düzenleme talep ediyoruz ve tüm dünyaya aileyi merkeze alan bir gelişmişlik paradigmasının ortaya konmasını istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Kalabalık var abi. Ne mesajı veriyorsun? Güzel bir kalabalık var ama gerçekçi olalım. Yetersiz bir kalabalık var. Mesele hakikaten bu küresel trajedinin farkında olmak. Az sayıda da olsa bu trajik, bu büyük trajedinin, bu büyük çıkmaz sokağın farkında olan bir grup insan var. Bu grupları, bu insanları, bu bireyleri, her birimiz birlikteliğimizi genişletmekten başka çıkar yol yok. Selamlar. Abi güzel bir kalabalık var. Siz bugün niye buradasınız? Biz bugün niye buradayız? Biz burada ailemizi, ailelerimizi bozmak ve ülkemizin geleneklerini ortadan kaldırmaya çalışan, yeni adıyla LGBT, eski adıyla yani Kur'ani anlamda Lut kavminin adetlerini ülkemizde ve dünya çapında yaymak isteyen bu zalim Siyonistlere karşı burada tek bir vücut olmak zorundayız. Bin yıllık tarihe sahip Türk milletinin zaten dinamikleri aileden gelmektedir. Eğer bu aileyi de bozarsanız dünyada İslam coğrafyasının etrafında toplanacağı bir başka ülke yok. Onun için Türk milleti bu anlamda ayağa kalkmalı. Bu dinamiklerini ortada tutarak bu aile mefhumunu diri halde tutmalıdır. Aksi halde aile olmazsa hiçbir şey olamaz. Karışık bir toplum. Tabii toplumu cinsiyet eşitliği adı altında bozmaya çalışıyorlar. Cinsiyet insanın doğuştan Allahu Teala tarafından verilmiş olan kimliğidir. Kadın kadın olarak doğar, erkek erkek olarak doğar. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı ve Havva anamızı erkek ve kadın olarak yaratmış. Onlarda da dünya nesli gelmiştir. Eğer bu iki nesil olmazsa, karışık nesil olsa toplumun yarını yoktur. Biz de onun için burada bu diretmeye karşı ayakta durmak, dayanışma içerisinde olmak adına, ülkemiz adına buradayız. Bugün neden buradayız? Torunlarım için, çocuklarım için buradayım. Tehlikenin farkında olduğum için buradayım. İnşallah bu lobilere, bu siyonistlere, bu dönme, mason, gerek sağlık sektörü, gerekse eğitim alanındaki hiçbir ekibe
çocuklarımızı yedirmemek için buradayız. Çok güzel bir kalabalık var. Bugün niçin buradayız? Bugün niçin buradayız? Ailemizi, çocuklarımızı, geleceğimizi korumak için buradayız. Sevdiğimiz insanları da burada gördük. Cüneyt Sezer hocamız ve diğerlerini. Çok mutlu olduk. Sizin görüşürüz. Siz de hoş geldiniz öncelikle, evet. Bu alanda sizi görmek güzel. Ben de arkadaşım gibi, evet, buraya niye geldik çok önemli. Şu anki gençliğimiz için geldik. Gelecek nesillerimiz için geldik. Cinsiyetsizlik diye bir şey yoktur. Kesinlikle dinimizde de yoktur. Ahlakımızda, örfümüzde de yoktur. Ben SF'de kanıyorum. Gençlik nesillerimizi koruması için ve kanun çıkması için, bu pis sapık akımın ülkemden defolup gitmesi için buradayım. Ya ailemize sahip çıkmak için buradayız. LGBT, yani Lüt kavmi, sapkın Lüt kavminin sapıklığını savunanlara karşıyız. İnşallah çocuklarımızı da kurtaracağız. İnşallah, çok teşekkürler. Çok buyurun. Güzel bir kalabalık var. Evet, bugün çok şükür. Buradayız. Çok şükür. Siz bugün niçin buradasınız? Evlatlarımıza daha güzel bir gelecek için. İstedik ki biz burada olmalıyız. Çünkü cinsiyetsizlik çok hayal dışı bir olay. Hem dinsel hem insanlık olarak. Biz burada olmayı sorumluluk bildik. İnşallah bundan sonraki yıllarda böyle bir rezilliğin önüne geçmiş oluruz. Bu yürüyüşte bulunmak istedik o sebeple. Ve çok güzel bir kalabalık var. Evet. Bugün niçin buradayız? Basit. Erdem iki boyutlu, biri farkında olmak. Birisi de ikinci boyutlu farkında olduğunu belli etmek. Farkında olabiliriz sorunların, dertlerin. Ama bu sorunun farkındaysan, farkında olduğun halde evde oturuyorsan ikinci boyut tamamlanmamıştır. Şikayet edebiliriz ekonomiden, neslimizden, tarihi bilmememizden, dünyadan. Her konuda şikayet edebiliriz. Ya da aile içinde bir şey. Bu şikayeti evde oturarak yapıyorsak, kendi aramızda yapıyorsak, sonra da yatıyorsak bir sorun vardır. Şikayet ediyorsan farkındasındır. Peki farkında olduğunu niye belli etmiyorsun? İşte burası farkında olduğunu belli etme yeri. Çünkü kötülükle mücadele ederken temel prensip, devlet eliyle de mücadele etsen, ordularla da mücadele etsen ya da bir doktor olarak onun ilacıyla da mücadele etsen, sonuçta kötülükle mücadele ediyorsun değil mi? Kötülükle mücadele ederken sadece farkında olmak yetmez. Kötülüğe şunu demen lazım. Evet, seni fark ettim. Senin farkındayım. Sana karşı önlem alacağım. Çünkü sen farkında olduğunu belli etmezsen bütün kötü organizmalar, bütün kötü organizasyonlar, bütün kötü yapılar sırayla diyecekler ki devam et. Bu ne yaptığımızın farkında değil. Bir hırsız senden para çalıyorsa farkındaysan kimin çaldığını, ama ona niye çalıyorsun diye hesap sormazsan, tedbir almazsan, farkında olduğunu belli etmezsen ne diyecek? Çalmaya devam edecek. Çünkü sen farkında olduğunu belli etmiyorsun ki. Evlatlarını gelip çalıyorlar senin. Farkında olduğunu belli etmezsen çalmaya devam ederler. Sana düşmanlık yapıyorlar. Farkında olduğunu belli etmezsen düşmanlığını arttırırlar. Ülkeyi karıştırıyorlar. Yalan haberler yapıyorlar. Algı yönetiyorlar. Kendini kötü hissettiriyorlar. Aşağılık kompleksi anlatıyorlar. Sen farkında olduğunu belli etmezsen bunlar bunu yapmaya devam ederler. Bugün burada olmamızın bir tane sebebi var. Bütün bu küresel kötülüğe karşı bir, sizin kim olduğunu biliyoruz. İki, ne yaptığınızın farkındayız. Üç, bak farkında olduğumuzu belli ediyoruz. Dört, yani sizinle mücadele edeceğiz. Bu sıralamayı sosyolojik olarak oturtabilmek demek, farkında olmak, farkında olduğunu belli etmek bir Müslüman Türk'ün temel hayat felsefesidir. En başta başından sonuna kadar dirayetle bekleyen bir topluluğun olması gayet güzeldi. İnşallah daha da fazla artar. Yani böyle bir 100 binleri falan bulmak lazım bu tarz mitinglerde, ama gene de bütün o yağmur vesaire buna rağmen harika bir topluluk vardı. Önce gelen bütün insanlara, herkese, bütün vatandaşlara, herkese teşekkür etmek lazımdır. İkinci mesele konuşmacılar kısmı. Hepsi gerçekten böyle tık 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 tecrübelerini ve sonuçları beyan ettiler. O önemliydi. Bir diğer taraftan da biliyorsun, YouTube başta olmak üzere bütün sosyal mecralarda bu dört harflere karşı söylenen her cümlenin mutlak bir bedeli var. Ama bu bedeller, ne yazık ki bu bedeller ödenmeden de bu millete bir şeyi anlatmak, aktarmak mümkün değilse bu yöntemi de kullanacağız. Tabii bizi izleyenlere şu düşüyor efendim. Abone olamıyorsunuz gibi bir sıkıntı var. Sizler başkalarına tavsiye etmedikçe biz büyüyemeyeceğiz. Biz büyüyemeyince size daha fazla hizmet edemeyeceğiz. Konumuz içerik üretmek değil. İçimize eden anlayışları tık 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 anlatıp çözümlerini söyleyip
bir sonuca erme peşindeyiz. O sonucun da lezzeti bütün bu topluma aittir. Dolayısıyla bugün ve bugünden sonra da bu Büyük Aile Platformu'nun yaptığı bütün ve yapacağı bütün operasyonlarda, organizasyonlarda bize düşen vazife neyse yapmaya devam ediyor olacağız ki bizim aile yapımızı bozmak isteyen, Siyonizmin karşısında geriye kalan son bir kalemiz var, inancımız ve bu inancımızın da en net durduğu yerlerden birisi aile. Anneyi, babayı, çocuğu bu kadar net ve güzel anlatan başka bir inanç, başka bir yaşayan, başka bir toprak parçası ne yazık ki Orta Doğu'dan hariç kalmadı diyebiliriz. Dolayısıyla mitingde de söylediğim gibi dünyaya da bir nefes aldırmak vesilesiyle kendimizin de nefesini kesmek isteyenleri dur diyebilmek niyetiyle bu ve bundan sonra da LGBTİ ve benzeri bütün oluşumlara karşı hem anlatmaya, hem söylemeye, hem uyarmaya, hem uyandırmaya devam ediyoruz olacağız efendim. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.